Merhaba, bonjour. Bugün Türklere Fransa'da herkes tarafından bilinen 9 yiyecek tattırdım. Bakalım Türkler buna nasıl tepki vermişler? Merhaba. 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 Videoma hoş geldiniz. Hoş buldum. Bunlardan ilki Fransa'nın meşhur karamelli şekeri karambar. Özelliği dişe çok fazla yapışıyor olması ve içinden çıkan komik olmayan kötü şakalar. Oh, bayılırım ben buna. Ha. Bir de yiyebilsek. Bir şey yapıyor. Konuşamıyorum. Evet. Yok, istemiyorum. Yani tadı güzel ama hiç yenilebilecek bir şey değil yani. Kıvamda değil. Hala ağzıma yapıştı. Tadı güzel ama çok yapışıyor ya. Çok yapıştı. Süper. Harika. Bir sonraki yiyeceğimiz yine bir şeker. Adı tête brûlée, yani yanan kafa demek. Bakalım bunu nasıl bulmuşlar? Ya, kafamızı yakacak desene bu. En azından daha yumuşak. Hep böyle şekerle mi bakacağız? Oh. Ya. Oh. Bayağı ekşi. Hani Hafif koladaki değil. asit gibi söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Hafif Ekşilik değil, de değil bayağı bir aslında. ekşilik var. Ekşi. Beğenmedim. Sıradaki yiyeceğimiz katkar, yani dört çeyrek demek. İçinde sadece un, şeker, yumurta ve tereyağı var. Bu dört malzemeden eşit oranda konulduğu için de pastanın adı dört çeyrek. Kek. İsterseniz. Kek, Kokusu var keke benziyor. Normal kek gibi kokuyor. Peynir ya da yumurta kokusu var bunda. Evet. Ben peynirin hani hiçbir türünü yemediğim için. Bence bizim buranın keki. Yok, Ama şey. sevmedim. Yumurta tadı baskın. Doyurucu bir de. Güzel, güzel. Sadece kokusunda birazcık. Yumurta kokusu var. Güzel ama süper. Güzel lahmacun. Beğendim. Beğendim. Getirin. Lahmacun da getir. Lekrem de marron. Yani kestane püresi. Bu daha çok kreplerin üzerinde yeniliyor. Ya da Fransızlar bunu yoğurtla karıştırarak yiyorlar. Yani çok değişik şeylerde geliyor böyle. Bir deneyelim. Bu güzel bir şey sanırım. Bu bir dakika, bu çikolata mıdır nedir? Çikolataya benziyor. Eskiden çocukken olurdu böyle tüplü çikolatalar olurdu. Çok severdim ondan. Evet. Ona benzettim ama şimdi Ne olduğunu merak ediyorum. Eskiden bizim çokomeller olurdu. Ağzımıza sıktığımız çikolata çocukluğumuzda. ben Fransızca bilseydik kestane anlardık. mi? Krem diyor. Krem peynir mi yoksa? Chestnut. Hindistan şey bu ya. Kestane. Hindistan cevizi. Bakın okumaya çalışalım. Ama Değişmiyor. Fransızca. Yok yok. Koklayacağım. Koklayacağım. Az az bakayım önce. Bakayım bir. Macun gibi. Bildiğin Bu bir macun. macun. Tamam. Bu ne? Korkuyorum ya. Kestane. Şimdi söyleyince anladım. Ben de sevdim. Evet. Güzelmiş. Bir daha yiyeyim ya. Kestane. Bu yediğim en iyi şey buydu. Bunu beğendim. La moutarde de Dijon, yani Dijon hardalı. Fransa'da Dijon şehrinde üretiliyor bu hardal. Fransızlar bunu et yemeklerinin yanında ya da salatalarda sos olarak tüketiyorlar. Az miktarda tüketilmesi gerekiyor. Ağır bir kokusu var. Aşırı tüketildiğinde sinüslerinize kadar yakabilir. Hardal mı? Sirke. Sirke gibi Oo, bir kokuyor. Çok dakika. çok ağır.
Tam alamadım kokusunu ama ekşi mayonez gibi bir şey. Tavuk, yumurta resmi var. Bu proteinli bir şey galiba, protein. En yanında çok keskin bir koku. Nasıl? Oo. Oo. Yemesen mi? Götür götür götür. Hafif acı gibi böyle. Biraz ekşi ve lahana tadı geliyor. Az almanız lazım. Yoğun bir keskin bir tadı var. Çok 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 kötü. Tadı şey ama sonradan tadı güzel geliyor ama. Le foie gras, yani yağlandırılmış kaz ciğeri. Foie gras şekerli ya da sade ekmeklerle soğan reçeli eşliğinde tüketiliyor. Eğer bu kaz ciğerinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız buradaki videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Fransızlar çok pahalı olduğu için bu ürünü özel günlerde tüketmeyi tercih ediyorlar. Videoda göreceğiniz o küçücük kavanozun fiyatı 40 euro. Bakalım Türkler bunu nasıl bulmuşlar? Evet. yiyecek miyiz? Dondurmaya benziyor değil mi? Yok, zaten direkt bir şeyi tadı geldi önce. Tavuk kokusu geldi. Balık ya da tavuk. Ay yok, dondurma değil. Bir saniye. Kokusu kötü. Şu üzerindeki şeyi ne, merak ettim onu. Bilmiyorum, oradaki balık mı, ton balık mı, bu ne? Ay yoksa bu domuz eti mi? Yok, her şey. Bu balık. Ben bunu yiyemem. Dondurulmuş tavuk bu şey. Döner. Ne? Tadını almadım hiç. Nasıl? Yağlı gibi, böyle yağlı bir şey. Ha, bu tavuk galiba. Tavuk o. Ekmek şekerli. Ben sevmiyorum. Şeker tadı geliyor. Kek gibi ama. Da üstünde böyle bir şeyle birlikte ben yiyemem. Peçete var mı? Bu pis be. Nereden bu? Yani böyle sadece sanki yağ dondurmuşsun, hafif böyle erimeye yüz tutmuş, yağdan bir çatal almışım gibi. Yani. Bir de bu üzerindeki jöle ne? Soğan reçeli. Bana bakayım. O güzel. Yani en yenilebilecek bence soğan reçeli. Kaz ciğeri. Oo. What the fuck? Videonda izlemiştim bunu. Ördeği önce bir şey yapıyorlardı böyle, iyice besliyorlardı, ciğerini şişiriyorlardı. Ondan sonra, değil mi? Evet. Sevilen bir şey mi? Bizi hiçbir şekilde uymayan bir yemek. Size afiyet olsun. Aynen. Sevgili Fransızlar. Evet. Kokusu gerçekten çok kötü. Lanet olsun kaz ciğerine, lanet olsun. Ya burada hiç böyle şey mütevazı olamayacağım. Allah'ım söylesin bak, bir şey söyleyeceğim. Yani süper. Bu milliyetçilik falan da değil ama. Süper. Şimdi gerçekten dünya süper üzerindeki milletler içinde ağzının tadını bilen tek millet Türk milleti. Başka bir şeyi ben tanımıyorum. Hiç milliyetçi olmadı. Bu harika. Lahmacunu al anam. Ağzını ciğerle bir yerle bir de şişirmişler. Yağlandırmışlar, bir şey yapmışlar. Hiç olmuş mu yani? Peki ciğer mi, lahmacun mu? Lahmacun. Lahmacun. Il flottant ya da yüzen ada tatlısı. Yumurtanın beyazı köpürtülüyor, bir suda pişiriliyor ya da poşe ediliyor. Daha sonra İngiliz sosu denilen vanilyalı bir sosun içine konuluyor ve genellikle de karamelli sosla servis ediliyor. Marketlerde, yoğurt reyonunda bu tatlıyı bulabilirsiniz. Peki sizce beğenmişler midir bu tatlıyı? Güzel bir şey gelsin. Evet evet. Ya bu çocuk maması değil mi? Ya bu kosmok gibi. Danone mi? Ya görüntüsü çok kötü bunun. Ama koku güzel de. Ya kosmok. Ya çocuk kosmoğu. Ay inşallah bu çiğ yumurta falan değil. Pastaların üstüne bak, krem şanti. Güzel, bu da fena değil. Böyle bir şey yok. Ha. Sıcak yani, erimiş dondurma gibi. Güzel. Beğendim. Yani. Beğendim. Kokusu bunu... o kadar tadı. Şey değil, kötü değil. Yediği beyaz şey ne biliyor musun? Krem şantin. Senin çok sevdiğin şeylerden bir tanesi. Ve içinde o yediğiniz beyaz şey aslında yumurtanın beyazı. What the fuck? Söylemeseydiniz ya. Ama ben sana demedim, yumurtalı bir şey. Yumurta kokusu geliyor. Beğenmiştin evet, az önce. Evet, güzel de. Yerim ben bunu. Güzel. Benden geçmez, yiyemem. Beğendim. Flan, şeker, süt, vanilya özü ve jelatin ile yapılan karamelli bir tatlı.
Görünüşü çok harika, süper. Bu ne? Bu bildin. Kazandın mıydı bu otelde? Krem karamel. Muhallebi gibi. Güzel bir kulak. Hala yumurta kokusu var. Ben beğendim, güzel. Fransızlar ağzının tadını biliyormuş. Bu güzelmiş. Karamel. Güzel. Çok güzelmiş bu. Ve meşhur Fransız peynirleri, tabii bunu Türklere tattırmasam olmazdı. Şimdi onlar için değişik şekillerde ve tatlarda bir peynir tabağı hazırladım. Fransız peynirlerinin özelliği çok kötü kokuyor olması. Bakalım Türkler buna nasıl tepki vermişler. Wow! Fransız peynirleri. Ay evet, geldi. Oo, işte geldi. Fena değil koku. Aman Allah'ım. Peyniri seven biri olarak gayet tiksindim. Bir şey söyleyeceğim, bu ağır. Ama şekli falan çok güzel. İçinde de böyle. Yok kokla. Çok ağır kokuyorsa bakmayın. Yok, normal, çok ağır değil. Az ağır. Alıyorum elime artık. Oo, bu en kötüsü olabilir mi? Oo. Önce kokmuş peynire bir bakayım. Güzel. Bence güzel. Onu nasıl buldun? Berbat. Dışını yiyor muyuz? Bir keçi kokusu var. Fena değil. Keçi mi, inek mi? Bundan kesilmiş olan değil mi? Ha. Bu keçi peyniri gibi. Evet, keçi peyniri. Bunu yiyebilirim ben. Kaşara benziyor bu da. Ha, bunu yiyince bu çok kötü ya. Çok kötü. Yok, bu kaşar değil bu da. Güzel. Herhalde açlıktan ölecek şeye gelsem anca o zaman yerim yani. Şu ve bu asla yiyemeyeceğim bir peynir. Yani şey, kokusu biraz ağır ama tadı güzel. Beğendim. Hı-hı. Çok bunu beğendim valla. Hiç beğenmeyeceğimi sanıyordum, düşünüyordum da. Keçi peyniri, en güzeli keçi peyniri. Peki, mecbur kalmasam, açlıktan ölmesem yemem. Yiyeyim mi? Lağım gibi kokuyor. En hoşuma giden şu oldu, şu ikisi. Yiyeyim bir daha. Karnın aç sanırım. Karnım aç değil, peyniri çok seviyorum. Yani sen Fransa'ya gelsen iyi bir şekilde yaşarsın. Aynen. En sevmedim şey, ciğer. Onun dışındakileri sanırım hep. Evet, aynen, yerim ben. Yaşarım ben. Fransa'da? Yaşarım ben Fransa'da. Favorim o şey bir, o cıvık tatlı vardı yani. Karamel. Flan mı? Evet. Evet. Bir de şey, kestane. Benim de bir de şey, o beyaz yumurta dedin hani. Yüzen ada. Evet. Onlar. O ikisi. Evet. İsmi ve içeriği olarak da ciğer. Ne ciğeri? Kaz ciğeri. Evet. Ben de, o bir de hardal. Yani kokusu çok ağırdı bence. Yani beğenemedim. Yani. Üzgünüm. Yani kesinlikle Türk mutfağı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani ben de şunu anladım. Biz Fransa'ya gelsek aç kalırız. Teşekkür ederim videoya katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Farklı bir deneyim oldu. Teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Peki siz bunlardan en çok hangisinin tadına bakmak isterdiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Her zamanki gibi videoya like yapmayı, videoyu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.